Rally'ye hazırlanan 3 altcoin için analistler hedefleri belirledi adı altındaki haberden bahsedeceğiz. Genel hatlarıyla burada ne var ne yok ve altcoinlerdeki yükseliş hareketleri üzerine konuşacağız. Bu altcoinlerde bir tanesi Atom, Ocean ve ARB olarak karşımızda. Bunların alternatiflerinden de bahsedeceğiz. Rally'ye hazırlanan bu 3 altcoin için analistler hedefleri belirledi. Bunlardan bir tanesi olarak Atom'u gösteriyor. Ben Atom'u seviyorum. Atom iyi bir coin'dir. Cosmos iyi bir blockchain'dir. Gerçekten sağlam bir blockchain yapısını ifade etmektedir. Dolayısıyla benim iyi yerlere geleceğini düşündüğüm altcoin'lerden bir tanesidir. Korelasyonu biraz eksik. Yani çok böyle aman aman korele diyebileceğim bir kripto para birimi değil. Bu da Kozmos'un genel yapısından kaynaklanıyor. Ağ içindeki kullanım oranları, ağın işlem hacmi ve hype olduğu durumlar çok fazla farklılık gösteriyor. Öyle ki uzun vadede bakınız yani ortalama Haziran'dan bu yana pek çok altcoin'de aşağı yukarı ne gibi hareketler yaptığını görürken Atom'un biraz daha farklı, biraz daha enteresan hareketler yaptığını görebilirsiniz. Mesela Haziran düşüşü en ciddi düşüşüdür. Nitekim bundan sonraki geri çekilmelerde bunun içerisine SEC'in dava açtığı süreç de dahil 9 küsür dolar desteğini bıraksa bile burada çok kısa bir süre oyalanıp toparlanmıştır. Yani kısa vadedeki korelasyonu yatırımcı için böyle biraz daha enteresan dakikalar yaşatabilir diyebilirim. O yüzden farklıdır yani. O yüzden biraz daha enteresan diyebileceğim bir kripto para birimidir. Geçmişteki diğer altcoin'lere bak mesela 2022'nin Ocak ayında bir patlama gerçekleştiriyor. Benzer hareketler mesela Phantom'da, FTM Coin'de de var. O zamanlar mevcut fiyat yükselişleri, mevcut fiyat patlamaları çok sert bir şekilde gerçekleşti. Görece katman projeleri üzerinde oldu bu. Dolayısıyla bu tarz dediğim gibi enteresan olaylar sergilendi. Yapmış olduğu büyük yükselişlere yani 45 dolarlık fiyatlara rağmen ortalama 6 dolarlara kadar düşüş yaptı. Bu ortalama bir altcoin'e göre daha az geri çekildiği anlamı taşır. Şu anki fiyatları da bu yapmış olduğumuz yoruma dahildir. Özellikle FTM'de daha 92-93 ekstrem erimeler ayı sezonunda görmüşken bu noktada Atom 3 parti rallisine bir de ekstradan bir ralli hareketi yapmasına rağmen çok sert bir şekilde düşmeyene kadar düzeltme hareketinde bulunmamış, devamında da hızlı davranmıştır. Atom Coin 9.1 dolarların altındayken alım odaklı hareket edilmesi çok mantıklı olabilecek bir kripto paradır. Çünkü üzerine toparlaması zor değildir. Şu anda açıklık da hiç fena değil. Dolayısıyla piyasadaki açılımda 9.1 pozisyonlarını alabildiği noktada çok daha sert yükseliş hareketleri. Bakınız 17 dolar civarlarına doğru bir son çeyrek hareketi yapabileceğini düşünüyorum. Atom iyidir. Atom sağlam bir altcoin'dir. Şu anda da mesela deneme yapıyor. 7,5 dolarları alabilse yine bir 9.1'leri dener. Ama şu anki BTC şartlarında kalkış olmadıkça kolay kolay da muvaffak olamaz. Bunlardan bir diğeri olarak Ocean. Bu arada Atom'a biraz daha şey olarak Algorand da yani alternatif olarak bir Algorand gösterebiliriz. O da çok sağlam bir altcoin'dir. Birlikte kıyas edilen kripto paralardan da biridir zaten. Bir diğeri olarak burada bir yapay zeka kriptosuna bakıyorsunuz. Yani Ocean'a bakıyorsunuz. Sağlam bir kripto paradan söz ediyoruz Ocean. Bu arada bir şey var mı? Şöyle Maxi'ye baksak. Evet, açılacak mı? Aynen tamam. Eski şeyleri de gelsin ki bir yandan. Ocean sağlam bir altcoin'dir. Alternatifleri olarak muhakkak FED olsun, GRT olsun, sonra AGIX olsun, Numerair olabilir, ELY olabilir gibi kripto paralar verilebilir. Tabii 11 sentlerden neredeyse 60 sentlere 6x'e yakın hareket yapmıştır ortalama bu yılın başında. Bunun çok daha ileri fiyatlarla Atom gibi aynı şekilde sezon içinde kolay kolay
yükselişler kaydedebileceğini, kolay kolay ATH'lar yapabileceğini düşünüyorum. Olası durumdaki 45 sentleri yeniden alabilirse yine ortalama olarak 60 sentlere doğru hızlı bir gidişat tetiklenecektir. Uzun vadede ben o işine sezon içinde özellikle çok güveniyorum diyebilirim. Nitekim şu an MA50'den düşecek gibi gözüküyor. MA50'den düşmesi halinde piyasa ile birlikte geri çekilmelerini ortalama 28.7 civarlarına 28.7 sentlere kadar devam ettirebilir. Yapay zeka coinlerine dikkat edin. Bunlar sezon içindeki çok sağlam altcoin'ler olacaktır. Bir diğeri ARB. ARB bir blockchain yapısından, bir blockchain katmanından ya da ne bileyim Maxi yok mu burada ya? Lan her şeyi listelediniz, bunu mu listelemediniz diyecektim. Varmış tabii ki, kaçırırlar mı? Ya da bir yapay zekadan ziyade bir katman 2 projesidir. Bu sezon katman 2 projelerinin ne kadar sıkı olduğunu, ne kadar güçlü yükselişler yapabilme potansiyeline erişimleri olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Dolayısıyla ben de gerçekten de güzel işler Arbitrum'dan bekliyorum. Uzun vadede Arbitrum sıkıntılı bir yapısı bulunmaktadır ARB coin'in. Buradaki sıkıntı teknik noktadaki desteklerinin çok düşük ve problemli bir katmanları olmasından geçmektedir. İkinci olarak ARB yine de Ethereum balinaları tarafından ve bizzat projesi tarafından çok tercih ediliyor. O yüzden sezon içindeki yükselişleri sert olacaktır ve piyasaya ayak uyduracaktır diye düşünürken Matic ve OP gibi kripto paralarında bu sezon iyi bir revaç yakalayacağının farkındayız. Özellikle Matic uzun vadede iyi gider. Durumlar da genel hatlarıyla böyle. Şimdi biraz daha ne diyecektim ya? Bak bir yere bağlayacaktım, konuyu unuttum. Mesela Shibarium tarzında ya da Coinbase tarzındaki mesela katman 2 projelerinden ziyade bunlar halihazırdaki çalışan projelerdir, tamam mı? Arbitrum, Optimism ya da işte Polygon tarzında bunlar diğerlerine bir noktada hizmet vermektedir. Çünkü diğerlerinin üzerinde çok fazla bir dep yapısı ve yüksek oluşum bulunmuyor. O yüzden bunların mesela Arbitrum, Optimism, Polygon bunlar üzerinden dönen köprüleme faaliyetleri de çok yüksektir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Köprü faaliyetleri, ağ içi işlem hacmi bunların hepsi önemli mühim metrikler olmuştur. ARB noktasında henüz yani teknik bir oluşumdan söz edemem ben. Ortalama geri çekilmeler vesaire uyumlu, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.